Merhabalar herkese. Bugün sizlere yine kapak resimde görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle Alize'nin Maxi A ipliği ipim. Açık mavi bir renk. Tabi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Motif olacak. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. 11 numarada tığ kullanıyorum. Bu sefer 11 numara kullanıyorum. Her zaman 10 numara kullanıyordum. Şimdi ortadan başlıyoruz önce. Zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 zincir yeterli orta için. Şimdi ilk zincirin içine batarak küçük bir halka oluşturacağız önce. Evet, minik bir halka oluşturduk. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 ile çektik. 3 tane zincir. Tekrar tığın başını doluyoruz. Yine halkanın içine. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 zincir çekerek 8 trabzan. Evet, şu baştaki zincirimizde bir trabzan olarak sayalım. 1, 2, 3, 4 oldu şu anda. 3 zincir. Beşinci trabzan. Tekrar 3 zincir. Altı. 3 zincir. 7. Tekrar 3 zincir sayalım, yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Şimdi 8. trabzanı yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Burada 6 zincir çekmiştik. 3 tane sayarak 3'üncünün üzerine birleştiriyoruz. 8 tane de boşluğumuz oluşmuş oldu. Şimdi önümüzdeki ilk boşluğun içine şu şekilde girelim. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz önce. Evet, 4 zincir çektik. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Her boşluğa 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkarak. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Önce 1 alıyorum. Sonra ikişer ikişer alarak 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Evet, 3 tane. Arada tekrar 1, 2, 3 zincirimiz var. 2 doladık. Tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 doladık. 1, 2, 3, 4. 2 doladık. Bir tane daha yapıyoruz. Evet, 3 tane. Her boşluğa 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Aralarda da 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, bu şekilde şimdi etrafını dolanalım. 3 tane dörtlü trabzan, arada da 3 zincirimiz var. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, sona geldim ben şimdi. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanımız oldu burada. Üçerli gruplu olarak. 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. En baştaki trabzanın üzerine batarak. Pardon. Elimden kaydı. En baştaki trabzanın üzerine batarak birleştiriyoruz. Evet.
Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi tığın başını tekrar 2 defa dolayalım. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyoruz. Altta 3 tane trabzanımız var. Üstte de 3 trabzan olacak. Yine dörtlü. Fakat tepesini birlikte toplayacağız. 1, 2, 3 defa çekiyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar 2 doluyoruz. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çektik. Ve hepsini birlikte topluyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Burayı bir köşe yapacağız önce. Tığın başını 1, 2, 3 defa doladım. Boşluğun içine batıyorum. Önce 1 alıyorum. Sonra ikişer ikişer alacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'te çıkıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını bir kez doluyoruz. Şu altta oluşturduğumuz 5 defa da çıktığımız zincirin ortasına, tam ortasını bularak batıyoruz ve bir üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. Evet, şimdi burası modelimizin köşesi olacak. Köşesi olduğu için bu şekilde büyük yapıyoruz. Şimdi şurada bunun küçüğünü yapacağız. Tekrar 3 tane zincir. Bu köşemiz bitti. Şimdi tığın başını bir iki kez doluyorum, pardon. Yine trabzanların üzerine geliyoruz. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3 defa çektim, bıraktım. 2 doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine 1, 2, 3 çektim, bıraktım. Tekrar 2 doladım. Şimdi 3. trabzanı da yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar 3 tane zincir. 1, 2, 3 zincir. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece zincir sayılarında farklılık var. Burada 3 defa dolamıştık. Şimdi 1, 2 defa doluyoruz. Aynı şekilde şurada trabzanlarda yaptığımız gibi. Boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu arada 6 çekmiştik. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tığın başını doluyoruz ve bu 4'te çektiğimiz trabzanın yine tam ortasına batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şunun aynısının küçüğünü yapmış olduk. Şimdi tekrar 3 zincir. 2 kez doluyoruz. Trabzanların üzerine geliyoruz. Yine aynı şekilde dörtlü trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte toplayacağız. 1, 2, 3 defa çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar 2 doluyorum. 1, 2, 3 çektim. Şimdi hepsini kapattım. Şimdi ikinci köşemizi yapacağız. Şuradaki işlemin aynısı. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığın başını 1, 2, 3 doladık. Ortaya batıyoruz boşluğun içine. Önce bir ilmek alıyoruz. 1, sonra ikişer ikişer. 2, 3, 4, 5. 5 de çıktık. Şuradakiler, köşedekiler daha uzun oluyor sadece şu ortada. Şimdi 6 zincir. Bir de evet köşede şurada 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını bir kez doluyoruz. Bu yaptığımız beşli trabzanın ortasına batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 defa da çıkarak. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladık. Şimdi trabzanların tepesine geliyorum. 1, 2, 3 defa da çıktım. Bıraktım.
İki kez doladım. Bir, iki, üç. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı şekilde üç defa da çıkıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. İkinci köşemiz de tamamlanmış oldu. Şimdi ortaya buradaki küçük işlemi yapacağız. 1, 2, 3 kenarlardaki zincirler yine 3 tane. 2 kez doladık. Boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz arada. Tığın başını bir kez doluyoruz. Yine bu dörtlü trabzanın ortasına bularak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine 3 zincir. Evet, buranın tek farkı ortada 6 zincir. Burada tığın başına 4 defa, pardon, 3 defa doluyoruz. Burada da 2 defa doluyoruz. Şimdi yine 2 kez doladık. Ve 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 çektik, bıraktık. 1, 2, 3 çektik ve tepesini birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3 zincir. 2 köşemiz tamam. 3. köşeyi yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3 defa doladık. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5 ile çıktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığın başını bir kez doladık. Şimdi trabzanın tam ortasına batıyoruz. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. 2 doladık. Trabzanların tepesine geldik. Üç defa çektim, bıraktım. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncü de hepsini birlikte çektik. Üçüncü köşemiz de tamamlanmış oldu. Şimdi ortayı yapıyoruz. 3 zincir. 1, 2 doladık. Ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Bir kez doluyoruz. Yine dörtlü trabzanın tam ortasını bularak bir üçlü trabzan daha yaptık. 1, 2, 3 zincir. 2 doladık. Tekrar trabzanların tepesine geliyoruz. 3 tane trabzanı yapıyoruz ve bundan sonra dördüncü köşeyi yapacağız. Kapattık. Evet, şimdi dördüncü köşeyi de buraya yapalım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Bir kez doladık. Beşli trabzanımızın tam ortasını bulduk. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3. Evet, dördüncü köşemiz de tamam. Şimdi şurada bir ortamız kaldı. 1, 2, 3 zincir. 2 doladık. Ve trabzanları yapıyoruz. İki ve üç. Bir, iki, üç zincir. Şimdi orta iğne yapıyoruz. İki defa doluyoruz. Bir, iki, üç, dört de çıkıyoruz. Üç tane zincir. Bir kez doladık. Dörtlü trabzanın ortasını bulduk ve tekrar bir üçlü trabzan daha. Şimdi birleştireceğiz. Yine 3 zincir çekiyorum. Geliyoruz buradaki üçlü trabzanların
Tam ortasını bularak tepesine birleştiriyoruz. Evet, şimdi bir tane de zincir çekelim. Burada ipimizi kesiyoruz. Çünkü kenarları resimde de gördüğünüz gibi tek tek motif olarak yapılması gerekiyor. Şunu da yine arkadan yok edelim, birkaç ilmek aşağıya çekerek trabzanların arasından doğru. Kadar yeterli sanırım. Şimdi tamamını kesebiliriz. Şu ortayı da keselim. Evet, ortamız bu şekilde. Bunu tek motif olarak da kullanabilirsiniz. Bu kadar yapıp aynı motiften ekleyerek şöyle şuralardan, şu V'lerden, kenarda ve ortada oluşturduğumuz V'lerden ekleyerek farklı modellerde yapabilirsiniz. Şimdi kenar kısmına geçelim. Yine küçük küçük motifler oluşturacağız. Bu sefer sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Halkanın içine batarak bir tane üçlü trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir. Tığın başını doladık. Yine halkanın içine bir üçlü trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. Şu anda aslında tam şu ortada yaptığımız yeri yapıyoruz. 8 tane, kaç taneydi? 2, 4, 6, 8. Evet, 8 tane trabzan yapıyoruz. Bu 8 trabzanlar köşeye eklenecek motifler için. Kenarlardaki motiflerin sayısı daha farklı. Şimdi arada 3 zincir çekerek 8 tane böyle trabzan yapalım. Şurayı biraz küçültelim. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Dört, üç zincir, beş, tekrar üç zincir, altı, yedi dedim ama bir sayacağım, ben bunu fazla yaptım gibi sanki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, yanlış saydım. Niye o kadar saydım bilmiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha fazla söktüm. Bir tane daha yapıyorum. 8. trabzan. Evet, şimdi şuradaki ipimizi çekerek sıkıştıralım. Şimdi 3 zincir daha çekiyoruz. Şimdi 8 tane trabzan yaptık. 8 tane de boşluğumuz oluştu. Birleştirirken 3 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğun içine zincire batmaya gerek yok. Şu şekilde giriyorum. Birleştirdim. Şimdi aynı boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Şimdi boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapacağız. 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar doladık. Bir kez daha. 2 defa da çıkıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak yaprağı tamamlamış oluyorum. Şimdi diğerine geçelim. Sık iğne ile içine giriyoruz. Evet, sık iğne ile içine girdik. Tığın başını doladım. 2 defa da çekiyorum. 1, 2. Tekrar. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2. Şimdi bir zincir çekip aynı boşluğa tekrar batarak ikinci yaprağı da kapatıyoruz. Bir sonrakine yine sık iğne ile girdik. Tığın başını doladık. Tığın. 2 defa da çektim. Birinci trabzan. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz yani.
Bir tane de zincir çekerek aşağıya kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir yandan da şimdi bunun kenarlarını ekleyeceğiz. Bu yaptığım köşelerde ortası bu şekilde 8 trabzanlı olacak. Diğer kenarlarda da 6 trabzanlı olacak. Evet, 1 2 2 tane ikişerli trabzan, bir zincir ve kapattık. Tekrar şimdi bir sonrakine geçiyorum. Sık iğneyle girdim. Burada eklemeyi yapalım. Bunun devamı zaten aynı şekilde gelecek. Bir sık iğneyle girdik. Tığın başını doladık. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ilk köşeye eklerken şu büyük yaptığımız 6 zincirli yerden ekleyeceğiz. Burada boşluğa batmıyorum. Zincirin tam ortasına eklerken, örerken sık iğneli de ekleyebilirsiniz ama bu şekilde eklediğimizde daha düzgün duruyor. İlmeğimizi de buradan alıyoruz. Geçirdik. Çok sıkıştırmıyoruz üst üste binmesin. Tığın başını doluyoruz ve ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Ne bir zincir içine battık, birleştirdik. Şimdi ilk köşede sadece bir tane eklememiz var. Şimdi bunu devam edelim, bitirelim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek ekliyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Tığın başını doladık. İki tane ikili trabzan sadece. Bir zincirle de bir zincir çekip aynı boşluğa tekrar batarak kapatıyoruz. Şimdi son boşluğu da yapalım. Bir, iki, bir zincir. Kapattım. Şimdi kapattıktan sonra böyle bitirmeyelim. Şu ilk yaprağın ilk sık iğnesine batarak şöyle ilmeğin arasından geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyoruz ve ipimizi kesebiliriz. Şimdi birinci motifimiz bitti. Şimdi şu iplerimizi ortadakini kesebiliriz ama kenarlardaki için oyalanmayacağım. Onları daha sonra aralardan arkasından doğru ileri doğru taşıyarak sonra keselim. Şimdi böyle kalsın. Şimdi yanına doğru devam edeceğiz. Bu şekilde motiflerle etrafını dolanacağız. Dediğim gibi sadece köşedeki motifler 1, 2, 3, 4 bu şekilde olacak. 8 trabzanlı başlayacağız. Aynı ortasındaki gibi içini dolduracağız. Şimdi hemen yanındakine geçelim. O da 6 trabzan şeklinde olacak. Yine sihirli halka dediğimiz teknikle şöyle başlıyorum. Yine 6 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir halkanın içine batıyorum. 3 defa da çıktım. Şimdi parmağımızı çıkartabiliriz. Evet, 3 zincir doladık boşluğun içine. Trabzan yapıyoruz. İpimizi biraz çekelim. Şurada büyük bırakmışız. 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4 oldu şu anda. 3 zincir. 5. 3 zincir tekrar. Ve 6. Şimdi ipimizi şuradan çekerek ortayı küçültüyoruz. Bayağı bir sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız oldu. 6 tane de boşluğumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk şu anda. Birleştirirken 3 zincir daha çekip ilk boşluğun içine şöyle giriyoruz. Şu ipimizi keselim oradan. Görüntüyü bozmasın. Evet, 6 tane yaptık. Kenarları aynı şekilde şurada gösterdiğim gibi iki tanesini yapalım. Şöyle sık iğneyle tekrar aynı yerin içine girdim. Tığın başını doladım. İki tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan.
Bir zincir boşluğa battık. Bir tane daha yapalım. Sonra ekleyelim. İki tane ikili trabzan. Bir zincir ve kapattık. Evet, şimdi eklemeye geçelim. Önce sık iğne ile girdik. Bir tane ikili trabzanı yapıyoruz. Şimdi burada yaptığımız, köşedeki yaptığımız motifin buraya ekledik. Bu tarafa doğru geleceğim şimdi. Şuradaki yaprağından ekliyorum. Diğer yaptığım modelin diğer iki yaprağını da şu aralarda üçer zincir çekmiştik. Bu üç zincirlerin üzerine ekliyoruz. Şimdi yine eklemeyi aynı şekilde yapacağım. Burada ikinci bir trabzan yaptık. Alalım şöyle. Tığımızı şu ikinci yaprağın arasından geçiriyoruz. Şöyle ortalayarak. Nerede? Motifimiz burada. İlmeğimizin de arasından geçiriyoruz ördüğümüz motifin. Çekiyoruz şu şekilde. Yine dediğim gibi çok sıkıştırmıyoruz üst üste binmesin diye. Hemen buradan tığın başını dolayarak ikinci trabzanı da yapıyorum. İkili trabzanı. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batarak yaprağı kapatıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bir yaprağı eklemiş olduk. Şimdi ikinci yaprağı yaparken şu aradaki üçüncü zincire ekleyeceğiz. Sonra üçüncü yaprağı yaparken de buradaki üçüncü zincire ekliyoruz. Şimdi diğer yaprağa geçelim. Bunu kapattık. Bir sonrakine giriyorum. Önce sık iğneyle girdik. Tığın başını doladık. Bir tane trabzan yaptık. Evet, şu ipi kesmedim ama sürekli elime takılıyor. Onu şöyle tersinden doğru birkaç ilmek ileri alsam iyi olacak. Şimdi tamamını keselim. Şimdi daha iyi görünecek sanırım. Şimdi ikinci yaprağa geçtim. Bir tane ikili trabzanı yaptık. Şimdi dediğim gibi şurada sırada zaten 3 tane zincirimiz var. Önce boşluğa batmıyorum. Zincirin üzerine batıyorum. Ortayı bulup şöyle zincirin üzerine batıyorum. İlmeğimi buradan alıyorum. Ve geçiriyorum. Bu kadar. Tığın başını doluyoruz ve tekrar diğer ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir ve kapattık. Evet, bir yaprak daha eklemiş olduk. Şimdi üçüncüyü de ekleyelim. Sık iğne ile girdik. Bir tane ikili trabzan. İlmeğimizi şöyle bırakalım. Diğer üç zincirin arasına girdim ve çektim. Tığın başını dolayarak ikinci ikili trabzanı yapıyoruz. Bir zincir. Tekrar boşluğa attık. Evet, ekleme işlemimiz bu kadar. Yani burada 6 boşluklu, burada 8 boşluklu dediğim gibi. Şu köşeye geldiğimizde yine 8 boşluklu yapacağız. 2 tane ekliyoruz şu üçerli zincirlere. 2 yaprak. Kenara da bir yaprak sırayla. Şimdi diğerini yaparken de aynı şekilde. Burada bakın ikişerli, iki tane üçerli zincirimiz var. Bir yaprağını buraya, bir yaprağını buraya. Diğer yaprağını da şu, önceki ördüğümüz motife ekliyoruz. Şimdi bunu bitirelim. Bir, iki, bir zincir ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir sonraki ilk yaptığım yaprağın kenarına batarak şöyle ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet. Bu şekilde etrafında komple motifle dolanacağız. Şimdi şuraya da ekleyelim. Şu köşeyi dönme şeklinin nasıl olduğunu da göstereyim. Ortayı hazırlayayım ben önce.
Evet, diğer motifi de hazırladım ben şimdi. Şöyle 3 yaprağını yaptım. Tekrar şuradaki eklemeyi yapalım. Şimdi arasına giriyorum boşluğun. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi ilk yaprağımız şurası, bu eklendi. Buna ekliyoruz. Yine tığımızı geçiriyoruz. Ortasından ilmeğimizi alıyoruz. Tığın başını dolayıp hemen diğer ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekip tekrar aynı noktaya batıyorum. Şimdi ikinci boşluğa sık iğne ile girdim. Bir tane ikili trabzan yaptık. Geliyoruz şimdi. Buraya ekledik. Şu ortaya eklemiyoruz. Şurada V'nin arasında 3 tane zincirimiz var ya, oraya eklemiyoruz. Bir sonraki şu araya ekliyoruz. O zincirin arasına da giriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Evet, çok sıkıştırmadan tığın başını doluyorum hemen. İkili trabzan, bir zincir, tekrar içine battık. Şimdi şurada bir üçlü zincirimiz daha var. İkinci yaprağı da buraya ekliyoruz. İçine girdik. Bir tane ikili trabzan yaptık. Şu trabzanla köşe arasındaki şu üçlü zincirin arasına tığımızı batırıyoruz. Sonra ilmeğimizi buradan çekiyoruz. Doladık. Tekrar ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Ve şu şekilde ilk sık iğnenin de içine girerek ilmeğimi çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Evet, bu şekilde. Biraz tabii küçük küçük motifler ovyalayıcı ama etrafını döndüğümüzde de güzel duruyor. Yine şu ipimizi yok ederiz. Evet, şimdi köşeye geldik. Köşede yapacağımız işlem yine şuradaki motif. Sadece trabzan sayısı farklı. 8 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi onu da yapalım. Ben ortasını hazırlayayım, eklemeyi göstereyim yine. Evet, şimdi köşenin motifini de hazırladım. Dediğim gibi 8 tane trabzan yaptık köşede. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunu özellikle gösteriyorum dilimi anlamayan takipçiler için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi ekleyelim. 2 tane yaprağını yapmıştım. Bir sonraki yaprağın içine giriyorum. Boşluğun içine giriyorum, pardon. Bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bu köşeye ekleyeceğiz. Yine ilk yaprak. Şimdi bu ekli. Buradaki yaprağın içine batıyoruz önce. Şöyle ortalayalım. İlmeğimizi alalım aynı şekilde. Sıkıştırmadan. Şöyle tuttuğumuzda yan yana olması lazım. Tığın başını doladık ve bir tane ikili trabzan. Bir zincir, boşluğa atıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi ikincisine giriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptık. Evet, şimdi buraya ekledik. Şimdi ortada burada 6 zincir çekmiştik, aynı şuradaki gibi. Tam bu 6 zincirin ortasına giriyoruz. İlmeğimizi de buradan alıyoruz. Birleştiriyoruz. Yine üst üste binmemesine dikkat edelim şurada. Tığın başını doluyorum ve diğer ikili trabzanı yapıyorum. Bir zincir. Doladık. Bu köşede sadece bu köşeye ekledik. Bakın şu tarafa geçmiyoruz. Bu tarafa, yanına küçük motifleri yapacağız. 6 boşluklu olanı. Ve dediğim gibi şu üçlü aralarda çektiğimiz 3 zincirler vardı. Oralardan birleştireceğiz. Şimdi dolanıyoruz yaparak.
Yaprağı tamamlayalım. Evet, sık iğneyle giriyoruz. İki tane ikişerli trabzan yapıp bir zincir çekerek kapatıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin de içine giriyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık kesebiliriz. Evet, her kenarda bu şekilde dörtlü motif olmuş olacak. Bu tarafında tabii dördüncü motifi bu olacak. Şimdi şurada gösterdiğim gibi şu köşeyi yaptıktan sonra şunu yapmıştık. Burada da aynı şekilde 6 boşluklu arada 2 tane motifimiz olacak. Şurada gösterdiğim şekilde geri alarak da videoyu izleyebilirsiniz. 1, 2 ve 3. 3 yapraktan ekleyerek devam ediyoruz. Şu köşelere de bu köşeye yaptığımız gibi 8 tane trabzan yaparak yapıyoruz. Diğer köşeyi de aynı şekilde. Sadece 4 köşedesindeki motifler 8 trabzanlı. Aralardaki 2 motifler 6 trabzanlı olacak şekilde. Şimdi etrafını dolanalım. Ben şimdi bunu tamamlayayım. Çünkü üzeri de var. Üzerine de zincir gideceğiz. Sanıyorum burası anlaşılmıştır. Burayı aynı şekilde dolduralım. Toplamda kaç motif oluyor? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane etrafında motif olmuş olacak. Evet, şimdi bütün motifleri tamamladım ben. Son motifi yapıyorum şu anda. Son motifi de eklerken oraya eklemiş bulundum. Yine aynı şekilde buradan bir tane ekliyoruz. İki tane buraya ekliyoruz. Bu köşeyi en başta yapmıştık. Bir yaprak da buradan ekliyoruz. Tepede iki tane yaprağımız kalıyor. Şimdi son yaprağımızı da kapatalım. Bir zincir çektim. Aynı yere batarak birleştirdik. Şimdi birleştirdiğimiz yerden üzerine gideceğiz. Birleştirdiğim yerden ipimi şuradaki bir sonraki yaprağın ortasına kadar taşımam gerekiyor. Şöyle üzerinden batarak trabzanların tam ortaya gelelim. Evet, şu anda ortadayız. Şimdi buradan 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki yaprağın yani motifin ilk yaprağına yine tam ortasına batıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi bu zincir sayılarını elinize göre ayarlayabilirsiniz siz de. Yani 5 olmaz, 6 olur. Yani gerdirmeyecek şekilde, çok da bol olmayacak şekilde çekmeniz lazım. Şimdi bana 5 tane yeterli geldi. 5 zincir. Şimdi diğer yaprağın tepesine batıyoruz. Üstlerde 2 tane yaprağımız boşta zaten. Şimdi köşeye geleceğiz. Yine 5 zincirle geçiyorum. 5 zincir. Bir sonraki motifin ilk yaprağın tepesine birleştirdim. Yine 5 zincir. 5. Tekrar bir sonraki yaprağın tepesine batıyoruz. Yine 5 zincir. Şimdi tam tepedeki orta yaprağın tepesine birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağımız var köşede. 1, 2 birleştirdik. Üçüncüye geldik. Üçüncü de birleştirdikten sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yaprağın tepesine bir kez daha batıyoruz. Şu şekilde. Tekrar 5 zincirle devam ediyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5. Sırayla her yaprağın tepesine zincirle dolanacağız. Ama dediğim gibi yaparken şöyle bakalım. Şu köşeyi dönmede özellikle bu zincirlerin gerdirmemesi gerekiyor. Eğer çok sıkı zincir çekiyorsanız burada 6 da çekebilirsiniz. Şimdi diğer yaprağa 1, 2, 3, 4, 5.
Her yaprağın tepesine batarak dolanacağız. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece köşelerde, tam tepedeki yaprakta 6 zincir çekerek bir tane fazladan yapıyoruz. 3, 4, 5. Bir, iki, üç, pardon, üç, dört, beş. Şimdi diğer köşeye geldim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bakın bir, iki ekledim. Üçüncü de 2, 3, 4, 5 zincirle geliyorum. Tam bu ortada pardon 6 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6. Aynı yaprağın tepesine bir kez daha batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle şimdi devam ediyoruz yine her yaprağın tepesine. Evet, şimdi diğer köşeye geldim yine. Köşeyi tekrar görelim diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı yere battık ve devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde aynı gösterdiğim şekilde beşer zincir çekerek her yaprağın tepesine batarak ilerliyorsun. Birleştirme noktasına kadar gelelim. Oradan bir üste geçelim. Evet, başlangıç noktasına geldim şimdi. Şuradaki yapraktan başlamıştık. Şimdi 5 zincir çektim. Birleştirdim. Şimdi şurada bir 5 zincirimiz daha olacak. 4, 5 zincir. Geliyoruz bu başladığımız yere. Tam dibine batarak şöyle birleştiriyoruz. Şimdi buradaki üst sıralarımız hep zincir şeklinde gidecek. Şimdi ipimizi ortaya kadar taşıyalım. Şöyle bir, iki, bir tane daha yapalım. Tam orta olsun. Ortaya kadar bu şekilde taşıdıktan sonra şimdi 6 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her boşluğun içine 6 zincir çekerek devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir her boşluğun içine batarak devam ediyoruz. 6. Şimdi köşeye geldik. Şu köşede bir 6 zincirimiz vardı. Aynı yere batarak yaptığımız. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine de batıyoruz. Tekrar 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz burada. Modelin sonuna kadar bu köşemiz bu şekilde gidiyor. Köşede bir tane fazla yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar 6 zincir. Ve zincirlerin içine batarak devam ediyoruz. Boşluğun içine daha doğrusu zincirin üzerine batmaya gerek yok burada. Evet. Şimdi bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Bu modelin özelliği bunu bu zincir sayılarına
İstediğimiz kadar fazla zincir sayısı derken 6 zincirden bahsetmiyorum. Boyut olarak bahsediyorum. Bu şekilde etrafına zincirle dönerek istediğimiz boyuta kadar getirebiliyoruz. Şimdi bu şekilde dönelim. İşte tekrar 3 köşeyi bir kez daha 3. sırada göstereceğim. Sonra biraz daha büyüteceğim. Evet, bir sırayı daha dolandım. Şu şekilde oldu. Kenar kısmı. Daha doğrusu köşe kısmı. Şimdi birleştirme noktasına geldik yine. 6 zincir çekiyoruz. 5, 6 zincir. Şurada ipimizi taşımıştık şuraya kadar. Bu taşıdığımız yerin tam son sırasına batarak birleştiriyoruz. Bu sırayı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ipimizi bir sonrakinin üzerine doğru taşıyoruz. Şimdi burada bir püf nokta daha var aslında. Bu şuradaki taşıma sizi rahatsız ederse eğer şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi burada son zincirde 6 zincir değil 1, 2, 3 zincir çekip tığın başını 2 defa dolayıp yok, 1 defa dolasak da yeter, 3'te çıkacağız. 1 defa dolayıp şimdi bu şuradaki birleştirme noktasına batarak bir üçlü trabzan yaparak geri geliyoruz. Şimdi bakın zincirin tam ortasında olmuş oluyoruz. Buradan 6 zincir çekip devam edebiliriz. Eğer şu taşıma işi sizi rahatsız ederse. Ama bu sefer birleştirmenin nerede olduğunu unutmamanız gerekiyor. Yani şu, buraya döndüğünüzde şurayı atlayıp devam ederseniz model kayma yapar. O yüzden burayı da unutmamanız gerekiyor. Her birleştirme yerinde aynı işlemi yap gerekiyor. Ben şimdi böyle daha kolayıma geldiği için böyle yapıyorum. Çok da şey değil aslında. Şu ipi taşıma olayı çok da belli olmuyor. 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Buraya birleştiriyorum. Sonra da ipimi bir sonraki zincirin ortasına doğru şu şekilde taşıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 zincir çektim ve devam ediyorum şimdi aynı şekilde. Evet, zincir sayılarında hiçbir değişiklik yok. Bu sırayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi normalde modelin orijinalinde 8 sıra. 8 sıra zincir yapılıyor. Sonra da üzerin trabzanla gidiyoruz. 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi köşeye geldik. Yine köşemizi yine aynı şekilde ortaya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek aynı boşluğun için bir kez daha batıyoruz. Köşelerde sadece yapmamız gereken bu. 6 zincir çekiyoruz, devam ediyoruz. Evet, bu şekilde şimdi örmeye devam edelim. Sadece yapmanız gereken şu köşedeki 6 zinciri aynı yere tekrar 2 kez yapmanız. 2 kez batıyoruz daha doğrusu. Bu şekilde büyütelim. Ben birkaç sıra daha yapayım şimdi. Sonunda nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben birkaç sıra daha örerek büyüttüm kenar kısmına. Dediğim gibi bu modeli istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Şimdi kaç sıra yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım ben zincirini. Şimdi bunu bu şekilde parça parça yaparak zincirlerden ekleyebilirsiniz. Büyük bir şey yapmak için. Masa örtüsü ya da şey runner yapmak için. Ama tek parça yapmak isterseniz şimdi zincirlerden ekliyorsunuz dediğim gibi büyük bir şey yapmak için. Tek parça yapmak için de şimdi etrafına komple trabzan gideceğiz. Birleştirdiğim yerden yine şurada birleştirdim. İlk boşluğun içine giriyoruz şu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum ve her boşluğun içine trabzan yaparak ilerliyorum. 3 4 ve 5. Tığın başını doluyorum. Diğerine geçiyorum şimdi. 1 2
3, 4 ve 5. Şimdi dediğim gibi bu zincir sayınız benimkiyle aynı ise bu şekilde yeterli oluyor. Ama fazla zincir çektiyseniz, yani çok sıkı çekenler demiştim 6 7 çekebilirler diye. Fazla zincirse eğer bu trabzanları da siz ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi 5'er tane yeterli oluyor her boşluğun içine. Yani etrafı ne gergin olacak ne de marullanacak. O şekilde ayarlayabilirsiniz kendinizde. 3 4 5 Pardon, tekrar. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi kenara geldik. 1 2 3 4 5 Şöyle ördüğünüz zaman bakarsınız eğer gerdirmiyorsa ya da marullanmıyorsa aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Kenar kısmında şurada biliyorsunuz 6 tane zincir boşluğumuz vardı. Yine tığın başını doluyoruz direkt boşluğun içine. Pardon, boşluğun içine giriyoruz. Trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa tekrar 4 trabzan daha yapıyoruz. Bu köşelerde, dönüşlerde bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4. 4 bir tarafında, 4 de bir tarafında olmuş oldu. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Yine tığ başını dolayıp her boşluğun içine giriyoruz. 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Aralarda zincir yok. Sadece tığın başını dolayarak her boşluğun içine geçiş yapıyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Bakalım şöyle nasıl oluyor? Evet. Şimdi bu şekilde köşeyi de gösterdiğim şekilde döneceğiz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Diğerleri hep aynı şekilde 5 tane trabzan şeklinde. Dolanalım şimdi etrafında komple. Evet. Bir sırada komple trabzan yaparak dolandım ben şimdi. Birleştirme noktasına geldik. Her boşluğa 5 tane trabzan yaptık. Şimdi buradan İlk trabzanın tepesine batarak şu şekilde birleştiriyoruz. Ve üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir trabzan atlayıp diğerine batarak etrafında kutular yapacağız. Şimdi aralarda 2 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum, diğerine batıyorum. 2 zincir. Bir trabzan atlıyoruz, diğerine batıyoruz. 2 zincir, bir tane atlıyoruz, diğerine batıyoruz. 2 sıra bu şekilde etrafını dolanacağız arkadaşlar. 2 sıra dolandıktan sonra komple sık iğne gidiyoruz tekrar etrafında. Ama dediğim gibi şimdi siz bunu büyük ekleyerek büyük bir şey yapmak isterseniz bu son sıradaki trabzanları gitmiyoruz. Zincirlerden ekliyoruz. Modelin en sonunda bu işlemi yapıyoruz.
Evet, köşeye kadar şimdi bu şekilde gidelim. İki tane zincir, bir trabzan atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Önemli olan elimizde marullaşmaması ya da gerdirmemesi. Pek gerdirmesi zor görünüyor ama zincir sayıları fazla olursa marullanma olabilir. Onun için sadece zincir sayısına dikkat etmenizde fayda var. Şimdi köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. İki tane zincir. Marullanma olursa elinizde şu aradaki iki zinciri tek zincir olarak da çekebilirsiniz. Şimdi tekrar iki zincir. Şimdi bakın şöyle geldi. Ortaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ortaya bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir. İlk trabzanın değil, bir sonrakinin diğer köşede, yani şu tarafta oluştuğu gibi bir sonrakinin üzerine battık. Köşeyi de bu şekilde dönüyoruz. İkinci sıra kutuları yaparken yine aynı şekilde köşeyi 2 defa batarak döneceğiz. Dediğim gibi iki zincir, bir atlayıp diğerine tekrar iki zincir, bir atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Şimdi bu şekilde dolanalım arkadaşlar bu sırayı da. Zaten bundan sonrasında bir şey yok. Yani iki sıra bu şekilde gidiliyor normal modelin orijinalinde, yani benim gördüğümde daha doğrusu. İki sıra kutu yapılıyor ve son sırada da komple sık iğne yapılarak modeli bitiriyoruz. Evet, şimdi devam edelim. Yine başlangıç noktasına kadar bir sırayı, hatta iki sırayı yapalım artık. Burayı sanırım göstermeme gerek yok. İki sıra kutucuk yapıyoruz. Köşeyi aynı şekilde kutucuklarla geliyoruz. Ortaya iki defa batıyoruz. Üç tane zincir çekerek. Şimdi onu da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir sırada gösterdiğim şekilde ilerledim. Aralarda iki zincir çekerek bir trabzan atlıyoruz. Biraz daha yaklaştıralım. Evet, bir trabzan atlıyoruz. Ve bir trabzan yapıyoruz. Şu köşelerde sadece dikkat etmeniz gereken şey, burada hiçbir şey yok. Sadece bir trabzan atlayarak devam ediyoruz. Köşelere geldiğimizde köşenin içine iki kez batıyoruz. Arada da üç tane zincir çekiyorum. Bu şekilde dönüyoruz. Şimdi dediğim gibi model çok örnekli bir model. Şu ortadan bir tane motifle farklı bir model yapabilirsiniz. Çiçeklerini yaparak, etrafındaki motifleri yaparak farklı bir model yapabilirsiniz. Ve bu şekilde devam ederek de böyle bir model yapabilirsiniz. Ekleyerek büyük bir şey yapmak isterseniz şu trabzanları gitmiyorsunuz. Sadece şu zincirlerden ekleyip en son sıraya trabzanları gidiyorsunuz. Şimdi bu sıradan sonra da bir sıra daha bu şekilde aynı kutuları yaparak, arada iki zincir çekip kutucukları yaparak etrafına sadece bir sık iğne giderek bitirebilirsiniz. Ben şimdi burada bitiriyorum. Şurada en son eklememi yapmadım. Onu da yapalım. Evet, buradan aynı şekilde yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip her trabzanın üzerine batarak kutular yapıyorsunuz. Bir sıra daha. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar da tek bir model olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde kutular yapıyoruz. Köşede iki kez batarak burada bir V oluşturuyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu ölçülerde verdiğimizde herhangi bir marullanma olmuyor. Sık iğnelerde gittiğimizde gayet düzgün duracak. Tabii yine dediğim gibi zincir sayılarını elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 6 çektim ama çok sıkı çekiyorsanız 7 çekebilirsiniz. Bol çekiyorsanız 5 çekebilirsiniz. Ve bir dönüşte belli oluyor zaten yaparken. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sık iğne yaparak bitirebilirsiniz bu modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Renkli de yapabilirsiniz ayrıca. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.